Türkiye'nin çok meşhur bir profesör doktoru var. İbrahim Saracoğlu Beyefendi Hazretleri diyor ki, efendim diyor, çınar yaprağı omuz sırt bel baş ağrılarına iyi gelir, kemik erimesine iyi gelir. Klinik araştırması var mı? Yok. Duymadık, görmedik, bilmiyor. Komisyon E'nin bu konuda bir raporu, belgesi var mı? Yok. Homopatide kullanılmış mı? Yok. Aromaterapide kullanılmış mı? Yok. Neye göre diyorsunuz çınar yaprağı romatizmaya, kemik erimesine iyi gelir? Ben profesörüm. Profesör olabilirsin ama profesörsün diye konuyu vatandaşa anlatıyorsun. Ondan sonra beni arıyorlar. Diyorlar ki hocam çınar yaprağı gönderir misin? Ne işe yarayacak diyorum. Kemik erimesine iyi geliyormuş, romatizma iyi geliyormuş olmaz. Bir konuda konuşursanız ispat edeceksiniz. İspat edemiyorsanız ben profesör doktorum söylerim diyemezsiniz. Belge ve bilgi olmadıkça kim olursa olsun konuşamaz. Bu nedenle de nedir? Çınar yaprağının kemikle, romatizmayla ilgisi yok. Bilgi yok, belge yok. Her şeyden önce birinci sınıf bitkileri dünyanın birçok ülkesinde, sadece bir ülkede değil, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da klinik araştırmalarda etkisi ispat edilen bitkileri kullanmamız gerek. Bitkilerden elde edilen drokları, damlaları, drajeleri. Günlükle ilgili klinik araştırması yapılmış. Belge var, bilgi var. Söğütle ilgili klinik araştırması yapılmış. Burada bu dergileri niçin getirdim? Gerektiğinde isteyenlere göstermek için. Evet. Klinik araştırması yapılmışsa herhangi bir bitkiyle ilgili problem yok. Demek ki denenmiş. Bir klinik araştırması mesela diyelim ki romatizma ile ilgili 260 hasta üzerinde klinik araştırması yapılmış. Tübingen Üniversitesi'nde dedim. 260 hasta hastanede en az 3 ay yatıyor. Bunların kontrolü, hemşiresi, doktoru vesaire vesaire nedir? Milyon dolarlar tutuyor. Bunu karşılayacak bir para gerekir. Devlet karşılıyor. Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da. Türkiye'de hükümetin, devletin parası olmadığı için karşılayamıyor. Klinik araştırması yapılamıyor. Ya, bu nedenle klinik araştırması deyip geçmemek gerek. Klinik araştırması çok çok önemli. Çünkü her türlü ayrıntısına kadar inceleniyor. %100 etkisi ispat edilmişse o zaman deniyor ki romatizme karşı etkili şu kadar hasta tedavi edildi deniyor. Ya, klinik araştırmaları belgelenen, ispat edilen bitkilerden damladıracak kapsül, ekstraklarından ama direkt bitkiden olmaz. Mesela söğütün yaprağını çayını içersiniz, romatizme iyi gelir ama bununla tedavi yıllar alır. Fakat birleşimindeki etken madde destilasyonla elde edilirse, bundan damladıracak yapılırsa ne olur? Çok kısa sürede iyileşir. Çünkü özünden elde edilen damladıracaklar çok çok etkilidir.